Merhaba sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde Proteus programının kurulumunu anlatacağım. Nereden indirebiliriz? Kurulum nasıl gerçekleşiyor? Hemen başlayalım. Google'dan sevgili arkadaşlar LabCenter yazdım. Bakın LabCenter. İşte bu Proteus programının yapımcısı arkadaşlar LabCenter. Bakın yazılışı bu şekilde. Zaten boşluk bırakınca da hemen LabCenter Proteus işte download lisans key falan filan. Zaten yazınca direkt çıkıyor. LabCenter Electronic Proteus PCB Design and Simulation Software. Ne demek? Proteus PCB baskı devre tasarımı ve nedir? Simülasyon yazılımı. Tıklayalım hemen. Biraz bu siteyi inceleyelim arkadaşlar. Burada birçok sekme var. İşte Proteus'un eğitim bölümü, iş bölümü, baskı devre kısmı falan filan. Şimdi burada download bölümünde download bölümü görünmüyor burada. Burada Visual Designer'a tıklıyoruz arkadaşlar. Burada yine Visual Designer'a tıklıyorum. Bakın Buy Proteus, Try Proteus, deneme sürümü, Try Proteus. Buy Proteus dediğim zaman ücretli bir şekilde alımı gerçekleşir bunun arkadaşlar. İşte bunun da belli bir şey var. İşte $652 diyor. İşte bunun yine ekstreleri var. Burada toplamda $1642 diyor arkadaşlar. Mesela tıklayalım. $652 diyor. Neyse. Geri gelelim hemen. Try Proteus. Tıkladık. Download bölümü karşımıza çıktı. Proteus Professional Demonstration. Burada arkadaşlar biz şurada yeşile tıkladığımız zaman bakın burada prodemo.exe diye bir şey geldi. Zaten çok büyük bir program değil. İndiği zaman hemen bekleyelim, inmek üzere. Bu demo versiyonu yani deneme sürümü arkadaşlar. Tabii crackleme işinde bunu anlatmıyoruz tabii arkadaşlar. Yani CRA'ya karşıyız diyelim. Tıkladım hemen. Evet'e tıklıyorum. Yüklemeye hazırlanıyor. İşte bu şekilde. Buradan arkadaşlar next next diyoruz. İşte accept diyoruz. Next diyoruz. İşte typical. Ben de kurulu zaten daha önce, yine de göstermek için bir daha kuruyorum. Yükleme ilerliyor arkadaşlar. Burada yükleme ilerlemesi ne diyor? Downloading installation kurulum medyası indiriliyor arkadaşlar. Burası biraz uzun sürüyor işte. Kurulum indirildikten sonra da next next diyoruz arkadaşlar. Her gelen kısma next next deyip işlemi gerçekleştiriyoruz. Yani yapacağımız işlem bu. Sevgili arkadaşlar ben daha önce de kurmuştum zaten bunu. Next next diyoruz. Kurulum gerçekleştiriyoruz. Daha sonra zaten karşımıza şöyle bir pencere çıkacak. Daha sonra sevgili arkadaşlar buradan İSİS istiyorsam, ben simülasyon devre kurulumu istiyorsam İSİS'e tıklıyorum. Eğer direkt baskı devreye geçeceksem ARES'e tıklıyorum. Ve şunu söyleyeyim, yeni bir proje oluşturmak için File New Project dedim. Daha sonra projenin ismini yazıyorum buraya. İşte deneme diyelim. Next next diyorum arkadaşlar. Bakın projem açıldı. Mesela ben başka var olan projelerden bir tanesini açayım. Şunu açayım mesela. Diyelim şunu kurdum. Bunun nedir arkadaşlar? Bunu kurduğumuz zaman İSİS'e kurduğumuz zaman, bu İSİS devre simülasyon programına kurduğumuz zaman ARES'e tıkladığımız zaman direkt, ben önceden ARES'te de şeyini çizmiştim. Bunu çizmediğimizi varsayalım. Böyle elemanların listesi geliyor. Daha sonra işte bunları sahneye aktarıyoruz. Efendime söyleyeyim. Autorouter'la trakları çizdirme işlemini tamamlıyoruz. Bir de bunun 3D Visualizer yani 3D görüntüsünde ben Proteus'ta yine görebiliyorum. Gerçekten bu da güzel bir özellik. Bu şekilde İSİS, ARES ya da direkt proje oluşturmadan da Proje oluşturmadan da sevgili arkadaşlar burada İSİS'e tıklarsam direkt İSİS açılıyor ya da ARES'e tıklarsam direkt ARES açılıyor. Bazı arkadaşlar mesela şu pencere açıldıktan sonra diyor İSİS ARES nerede? İşte şu pencerede arkadaşlar. Direkt İSİS ARES var zaten. Ya da File New Project'ten bir İSİS şeması oluşturabiliyoruz. Evet, bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.